Merhabalar, güneşli bir Paris gününden herkese selamlar. Bugün yine bir salı günü dil videolarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz sizlerle. Bugünkü konumuz les prépositions de lieu. Başlıktan da görüyorsunuz. Bu ne demek? Hemen bir bakalım. Préposition dediğimiz şey aslında edat manasına geliyor. Lieu ise yer anlamına geliyor. Yani yer edatı olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Önemli bir husus. Özellikle böyle bir şeyin yerini falan tarif ederken veya günlük konuşmanızda çok fazla kullanacağınız bir şey. O yüzden bunları iyi öğrenelim. Çok güzel bir çizim yapamadım ama burada bir kutumuz ve bir elmamız var. Bunları öğrenmek için elma çok elmaya benzemiyor. Olsun, ne yapalım? Elma la pomme demek, kutuysa la boîte demek. Burada gördüğünüz la boîte ve la pomme'un yazılışları, yani onlar ne diye şaşırmayın. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak ilk çizim resimden başlayalım. Kutumuzun üzerinde bir elma duruyor. Bunu nasıl söyleyeceğiz Fransızca? La pomme est sur la boîte. La pomme est sur la boîte. Bunu biz şöyle aklımıza tutardık. Hani ekmeğin üstüne yağ sürmek denir ya, sürmek şeyi. İşte sür ekmeğin üstüne gibi. Ekmeğin üstüne tereyağı sürmekten bunu hatırlardık diye hatırlıyorum. Herhalde lisede öyle bir şey öğrenmiştik. Veya belki ben düşünmüşümdür çünkü tereyağlı ekmek çok severim. Bu şekilde de aklınıza tutabilirsiniz. Sur üstüne demek oluyor. Yani ne bileyim işte masanın üstünde bardak var derken de onu kullanıyorsunuz. Il est ouvert sur la table diyebilirsiniz aynı şekilde. Sonrakine bakalım. Sonraki görselimizde çok iyi anlamış olabilirsiniz. Bir kutu var. Burada da bir elma var. Biraz perspektif bakış açısıyla çizdiğim için müthiş gözükmüş. Kutunun önünde duran bir elmadan bahsedeceğiz burada. La pomme est devant la boîte. Devant. Önünde demek. La pomme est devant la boîte. Evet, şimdi ise bir alttaki görselimize geçelim. Buradaysa kutunun altında bir elma görüyorsunuz. La pomme est sous la boîte. La pomme est sous la boîte. Gerçekten su gibi okuyorsunuz yani, su. Şu U, yani şu zaten O ve Ü yan yana gelince U diye okunuyor. Artık çözmüşsünüzdür yavaş yavaş. Sondaki S'i de okumuyorsunuz ve su çıkıyor altına. Ne diyoruz? Elma kutunun altında. Bir sonrakine geçelim. Burada farkındaysanız yanına koymuşum. Elmanın kutunun yanında olduğunu söyleyeceğiz. Hemen söyleyelim. La pomme est à côté de la boîte. À côté de demek yanında demek. Elma kutunun yanında derken la pomme est normalde E ama burada A olduğu için ulama yaparak okuyorum. Et à côté de oluyor. La pomme est à côté de la boîte diyoruz. À côté de'yi yani şu şekilde ezberlerimiz geçecek. Hani altını kırmızıyla çizdiğim şeklinde bunun yanında olarak ezberleyin. Evet, şimdi ise bir sonraki prepozisyonlara geçelim. Burada gördüğünüz gibi az öncekiyle bile aynı görsel var. Çünkü elmayı kutunun arkasına çizemedim. Resim kabiliyetlerim yetersiz olduğu için. O yüzden arkasındayı Fransızca söylemek için elma kutunun arkasındayı hiç çizmekle uğraşmadım. Onun yerine kutu elmanın arkasında diyeceğiz. La boîte est derrière la pomme. Derrière arkasından anlamına geliyor. La boîte est derrière la pomme. Yani kutu elmanın arkasında. Oldu bence. Şimdi bakalım, yine bir altında muhabbeti var. Ama aslında bu tam olarak altında değil. Değmiyor farkındaysanız. Az önce tam böyle değiyordu. Masanın üstünde derken, hani masanın üstünde olan bir şey söylerken masaya değiyor değil mi? Ama masanın üst tarafında, masanın alt tarafında diyeceksek biz işte sur ve suyu kullanmıyoruz. Eau de suyu veya eau de suyu kullanıyoruz. Şimdi burada alt tarafında bir elma var kutunun. Bunu nasıl söyleyeceğiz? La pomme est au-dessus de la boîte. O, la pomme est au-dessous de la boîte. Yani alt tarafında diyoruz burada. Farkındaysanız şurada bir su var. Bu su zaten az önce gördüğümüz altında anlamına gelen şey. La pomme est au-dessous de la boîte. Yani tam olarak altında değil, alt tarafında, altta anlamını veriyor. Şimdi üstüne bakalım. Aslında kelimede çok bir şey değişmiyor. Sadece su yerine su oluyor. Peki niye o de sur olmuyor diyorsanız, öyle yapmamışlar işte yani. Onu bu şekilde yapmışlar. Onu Fransızlar bilir. La pomme est au-dessus de la boîte. Au-dessus. Üst tarafında yani, üstüne değil tam olarak. Evet, şimdi ise içindeye bakalım. Pastamanın neresindensin? İçinden şeklinde. Neyse. La pomme est dans la boîte. Dans
içinden de bunu katıyor. Zaten bunu daha önce size başka videolarda örneklemiştim. Mesela zaman olarak da içinde olarak kullanabiliyorsunuz. İşte 3 gün içinde şuraya gideceğim falan derken de bunu kullanabiliyorsunuz. Ama gerçekten bir şeyin içinde bir şey varsa yani onu danla kullanıyorsunuz. Burada kutunun içinde elma var. O yüzden la pomme et dans la boîte diyoruz. Mesela kutunun içinde hediye varsa le cadeau est dans la boîte derdik. Hani daha realiteden bir şey söylemek gerekirse. Dans da bu şekilde çok basit kullanımlı bir preposyonumuz. Şimdi ise benim sürekli karıştırdığım, yani şu yaşıma geldim hala sağ ve solumu karıştırıyorum ve size sağ ve solu sileceğimizi göstereceğim. Hemen şuradaki okumuza bakalım. Farkındaysanız sol tarafı gösteren şey gauche. Gauche. Sağ tarafı gösteren şey droite. Droite. Gauche sol demek, droite sağ demek. Bunu ben hep şu şekilde hatırlıyordum aslında Fransızcasını. Çünkü Türkçesini de karıştırdığım için zaten Fransızcası daha zor oluyordu. Gauchiste diye bir kelime var. Genellikle aşırı solcular için kullanılıyor burada. Gauchiste kelimesini birkaç kitapta görmüştüm aslında. Türkçe yazılışını yani Türkçe olarak da kullanılan bir şey çünkü. Ondan sonra oradan aklıma geldi. Hep, ha doğru solcu gauchiste aşırı solcu. O zaman işte gauche soldur falan şeklinde hatırlıyordum. Bu şekilde belki hatırlayabilirsiniz ama belki de benden daha kolay hatırlarsınız yani ama karıştırmalar oluyor ilk öğrendiğinizde. Neyse şimdi bunu kutu ve elmaya uyarlayalım. Burada gördüğünüz gibi elma sağında oluyor kutunun. La pomme est à droite de la boîte. La pomme est à droite de la boîte. Kafiyeli oldu ha. Neyse sola geçelim. La pomme est à gauche de la droite. De la droite yazmışım yanlış. De la droite. Pardon ya yanlışlıkla boîte yerine droite yazmışım da benziyor ya. Baştan okuyorum. La pomme est à gauche de la boîte. La pomme est à gauche de la boîte. Bence oldu. En önemli aslında preposition delieu'lerimiz bunlar. Bunlardan başka da bir sürü şey bulabilirsiniz yine. Ama bunları zaman içerisinde öğrenmişsiniz. Şimdilik bunları öğrenmeniz bence sizin için yeterli olacaktır. İnternetten egzersizler de yapabilirsiniz bu konuda. Zaten Google'dan aranızda bir sürü şey çıkıyor. Hani otomatik olarak internetten yaptınız. Belki orada başkalarıyla karşılaşabilirsiniz. Ama genel olarak yani en önemlilerin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fransızcanızı geliştirmek için Fransızca kanalımız Lopetaj TV'ye de abone olabilirsiniz. Neyse oraya da abone olabilirsiniz. Orada Fransızca videolarımız bulunuyor. Üstelik bazılarının altyazıları da var. Fransızca. O yüzden bence orada Fransızcanızı geliştirecek videolar izleyebilirsiniz. Bunun dışında bir de bir Patreon hesabımız var. Bize Patreon'dan bağışta da bulunabilirsiniz. Böylece daha iyi dersler vermemiz için aslında birazcık bize destek olmuş olursunuz. Videoyu beğenip paylaşırsanız ve yorum yaparsanız da tabii bize destek olmuş oluyorsunuz. Bunları da yapmanız bizi çok mutlu eder. Sorularınızı da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Zaten elimizden geldiği kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.